Hande, ara sıra gelip burada voleybol oynuyor musun? Bu ofiste değil ama benim kendi çalıştığım ofiste evet oynuyorum. Gelip seyrettiğin oluyor mu voleybol oynayanları? Tabii ki. Genelde bu gördüğümüz koltuklarda oturup laptopumu alıp akşamüstleri soğuk bir çayla birlikte. Evet, Evet. kalabalık oluyor mu? Çok oynayan oluyor mu? Genelde böyle yani çok fazla insan olmuyor. Ne kadar zamandır Google'da çalışıyorsun? 2,5 senedir Google'da çalışıyorum. Ne yapıyorsun Hande? Ben iş analistiyim, business analyst. Ne demek o? Bize anlatır mısın Ne şimdi? demek? Şöyle düşünün, mühendislikle iş tarafı arasında, satış tarafı arasındaki bağlantıyı kuruyorum. Background'um, arka plan, yani önceden mühendislik okudum. Evet. Ve satış tarafında rapor vesaire gibi bir şeye ihtiyaçları olduğu zaman mühendislik tarafından aradaki bağlantıyı kurarak istedikleri datayı, veriye erişmelerini sağlıyorum. Ben bu Silikon Vadisi'ndeki birçok röportajda böyle hep kendimi kafamı sallarken buluyorum. Sonra içimden bir anlamaya çalışıyorum. Bazen anlamıyorum ama yine de kafamı sallamaya devam ediyorum böyle Yani ilk Hande. olarak annemlere ne iş yaptığımı anlatmaya çalıştığım zaman bayağı bir sıkıntı olmuştu. Hani söylemesi kolay ama ya özetle mühendislik yapıyorum da diyebiliriz yani. Bizim anlayan annem babam bizim kuşak böyle anlatacaktı. Evet, İşte mühendisle geç yani. Tamam peki. Memnun musun buradan? memnunum. Evet tabii ki yani memnun olmamız için hiçbir sebep yok. Gayet güzel, güneşli. Güneşli derken gerçek anlamda güneşli değil mi? Yani bugün hava değil, her gün hava Bugün böyle. hava değil, her gün hava böyle. Gerçi kış yazları San Francisco çok soğuk oluyor. Evet. Yani hatta üzerimde ceket var gelirken. San Francisco'da yaşıyorum. Hani gelirken sabah yağmur falan yağıyordu hatta ama genel olarak hava gayet Yol güzel. ne kadar sürüyor? 1-1,5 saat arası sürüyor. Ama Google'ın servisiyle geldiğim için serviste zaten internet var. Dolayısıyla servise bindiğim andan itibaren çalışmaya başlıyorum Bir diyebiliriz. dakika, biraz şimdi yine ben böyle kafamı sallayacağım sana. Bir servisiniz var. Bu serviste masalar falan mı var? Evet. Bu 2 katlı otobüslerden genelde var. Evet. İşte bindiğiniz zaman zaten işte her otobüs Wi-Fi hizmeti var. Bağlanıyorsunuz ve ya ister masada oturun ister normal koltukta. İşyerler otobüs gibi düşünün yani. Herkes açıyor bilgisayarını ve çalışmaya başlıyor. Yani Tabii iş ki. evden otobüse bindiğin an iş başlıyor. Dolayısıyla hani bir çalışma saatimiz de yok yani. Ben sabah 7,5 otobüsüne biniyorum genelde. Peki bir müdürün var mesela? Saat kaçta geldin, kaçta gittin, üzerine ne giydin, bu Yok kıyafet olmuş kesinlikle. olmamış. Yani o tarz bir şey karıştıkları anda zaten sizin onlara dava açma hakkınız da olabilir yani. Benim ne giydiğimin yaptığım işle kesinlikle bir alakası yok. Dolayısıyla nereden çalıştığımın da hani Saçları mesela rengini çok beğendim. Laf eden olursa yakarım ben ama eden oluyor mu? Olma ihtimali Yok var mı? hayır kesinlikle yok. Hatta geçen yaz saçlarım tamamen örgülü, rastalı falandı. Gayet de güzel yani. Hani kimse de bir şey demiyor. Aa ne kadar ilginç olmuş saçların işte mor falan da o zamanlar hatta. Yani hani bir rahatlık söz konusu tabii. Peki böyle rahat olunca ne oluyor? Ne oluyor yani? Sonra yani Yaratıcılık ve herkesinin üretim artıyor. evet. Yani herhangi bir hani ben sabah mesela ne giyeceğim diye düşünmüyorum. Sabah orada hani ne varsa onu alıyorum ve tabii ki mental enerjimi o tarz şeylere harcamamış oluyorum. Dolayısıyla işte daha verimli ve Mental derken yani bütün işte akıl şeyini. akıl enerjimi yani o tarz bir şey harcamamış oluyorum. Dolayısıyla işe ve yaratıcılığıma daha fokus olabiliyorum yani daha yoğunlanıyorum. Buraya gelirken ne hayal ettin, ne buldun? Ben Silikon Vadisi'nde çalışır gibi mi? 8 sene oldu ben Amerika'ya geleli. İlk olarak işte Kaliforniya'da buraya geldim. Master yapmak için yani o üniversiteden mezun oldum. Buraya geldim. Ve geldiğim zaman da hani ben burada kalırım artık diyordum. Yani Türkiye'ye geri dönme niyetiyle gelmedim. Neden? Hiç bilmiyorum yani sanki burada daha rahat hissediyorum kendimi. Neden? Ya şimdi mesela siz bana sordunuz hani saçların neden yeşil? Sizce Türkiye'de bir yerde yeşil saçımla çalışabilir miydim? Sizce çalışabilir miydi? Büyük bir firma diyelim girdin. Yani zannetmiyorum. Hemen insan Çalışabilir miydim? kaynaklarına çağrılırdın bence. Yani benim tanıdığım firmaları şimdi böyle hızla gözümün önünden geçiriyorum. Muhtemelen yani ya bir boya derlerdi sonra da kovulurdun gibi geliyor. Yani ama benim saçımın renginin yaptığım işle hiçbir alakası yok. Dolayısıyla hani o da bir kriter olmamalı benim nasıl çalıştığım veya nasıl hayatımı yaşadığımla alakalı. Dönmeyi düşünüyor musun? Bu soruyu annem babam da soruyor sürekli.
Bak bana anne baba muamelesi yapmaya başladın. Ben biraz bozulmaya başlıyorum ama. Hani ilk başta tamam hani biz böyleyiz dedim ama. Yok yani hani aile. Ya yaşlı hissettim kendimi yani şimdi. Hayır hayır aşk olsun. Ya demek istediğim hani bir şekilde buradayken hani kalbinizin yarısı burada. Diğer tarafı Türkiye'de kalıyor. Hani hiçbir zaman hiçbir yere ait olamama gibi bir sıkıntı var. Ama hani iki tarafı da hani bir teraziye koyduğunuz zaman hani burada yaşama, özgürlükler... Ya da herhangi bir yani insanların birbirine olan saygısı, trafikte ne kadar az korna çalıyor oluşu, laptopunuzu bir coffee shop'ta bir kahve yani kahve içerken açık bırakabiliyor olmanız gibi bir sürü şey var. Yani kimse sizin laptopunuzu gidip çalmıyor. Yani bütün bunların hepsini karşılaştırdığım zaman Türkiye'ye geri dönmeyi düşünmüyorum. Ama bir yandan da ailem, köklerim orada. O da tabii apayrı bir boyut kazandırıyor bu soruna. Evet. Silikon Vadisi deyince ne anlıyorsun, ne görüyorsun? İçeriden bakınca nasıl gözüküyor? Biz şimdi dışarıdan böyle bir fili tarif etmeye çalışıyoruz. Bana şey gelen tamamen yaratıcılık ve üretim halinde olma durumu. Ya ben mesela işten eve geldiğim zaman işte kendi elektronik projelerim üzerinde çalışıyorum. Ya da yan olarak yaptığım bir startup var, ona yoğunlaşıyorum. Yani gidip de eve oturayım ayaklarımı uzatayım demiyorum yani. Buradaki hava mıdır artık bilemiyorum neyse. Havasından suyundan olduğunu da düşünebiliriz yani. Size daha çok böyle çalışma motivasyonu sağlıyor. Hani bir şeyler üreteyim, bir katkım olsun, bir yerde bir değişiklik yapabileyim. Açsın. Kolay gelsin Mağda. Teşekkür ederim. Bu maç kaç kaç biter sence? Sıkı maçlar oldu. Ya ne desem boş. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.